Hoş geldiniz Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümünde karşınızdayız. Sezonu bitirdik. Süper Kupa finalinde oynadım Başakşehirle pardon, Türkiye Kupası finalinde oynadık Başakşehirle karşılaştığım için onu da simüle geçtim. Ben de oynamadım. 90 puanlı ligi şampiyon tamamladık. Son fikstürümüze de şöyle göz atalım. En son Real Madrid'te kaybetmiştik zaten sizlerle birlikte sonrasında kazana kazana gittik. Bir Antalya beraberliği var en sonunda Türkiye Kupası finalinde 4-1 ile kupayı müzemize götürmüşüz. Hemen oyuncu istatistiklerine bakalım. Önce sezon sonu sözleşmesi bitecek. iki oyuncumuz var. Birincisi Emre Mor. ikincisi İrfan Can Kahveci. Ee, Emre Mor sözleşme imzalamaya şu an sıcak bakıyor. Ama dünyanın parasını istiyor. Tabii ki de bu parayı vermeyeceğim kendisine. Çünkü yani e, 3 milyon euro rotasyon oyuncusu olacakmış. Vaatleri sonlandır diyoruz. Sözleşme pazarlığı yaptırıyorum. İstediğim aşağı bakın 3 milyon euro. Yani bunu hani 1 milyon 1.7 1.5 milyon euro seviyelerine düşürse, düşürse belki konuşabiliriz ama bu maaşları zaten oynatmam bir diğeri de İrfancan Kahveci. E, hatırlamayanlar için söyleyeyim. İlk sezon 25 milyon euro Nottingham Forest vermişti. Teklifi kabul ettik ama İrfan Nottingham Forest'la anlaşmadığı için gitmedi ve şu an kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak. Satma imkanımız vardı ama kendisi gitmek istemedi. Burada bu iki oyuncunun şöyle önemli bir olayı var. 90 dakika başına en fazla şut pası veren iki oyuncumuz takımdan ayrılıyor. Emre Mor ve İrfan Can Kahveci. Önümüzdeki sene bu rolü Arda Güler ve Andreas'ın üstlenmesini bekliyorum. Çünkü ondan sonra en fazla şut pası veren iki oyuncu Arda ve Andreas. Erten var. 16-17 yaşına gelecek profili gelişmeye ee, devam ediyor Erten şöyle bir oyuncu yani genç oyuncuların hepsi böyledir Her sene yeni bir oyuncu gibi gelirler çünkü Bir önceki seneden hem tecrübe kazanırlar Hem de profillerinde iyileştirme olur Ve gelişerek devam ederler mesela Ertan e, Bu sene ne yapmış 16 maçta 11'de başlamış pardon 14 maçta 11'de başlamış 18 maça sonradan girmiş 4 gol 11 asistlik Performans var Son 5 maçı çok iyi değil ama Sezon genelinde 7-17 ortalamayla oynamış. Şu an 2 yıldız potansiyele sahip. Şey pardon mevcut yeteneğe sahip. Potansiyel 4.5 yıldız kadar olabilir diyor. Yani en kötü ihtimalle yine Andreas'a yakın bir seviye olacak. Andreas kadar üst seviye olmayabilir. Ama yine ona yakın bir oyuncu olacak. Ve tabii ki de en büyük artısı ne? Altyapı oyuncumuz olduğu için. Yani herhangi bir para harcamadan kadromuzda böyle bir oyuncu barındırıyoruz. Ve daha 16 yaşında. Skor katkısı beni mutlu etti çünkü bu yaşta skor katkısı bu kadar yüksekse ilerleyen yıllarda yani 19-20 yaşına geldiğinde eğer yani hala kadromuzda tutabilirsek skor katkısı çok daha üst düzey olacaktır. En fazla gol atan oyuncumuz Satriano. Bir ara çift forvet oynadı. 44 golde kalmış. Normalde 60-70 arası giderdi. Ama çift forvet oynadık sezonun büyük çoğunluğunda. O yüzden gol sayısı burada biraz düşük kaldı. 7 de asisti var. Ali Akman 23 gol attı Ali Akman'la sözleşme imzaladık 25 milyon euro serbest kalma bedeli vardı Biz bu işi kulübüyle konuştuk ve 10 milyon euro'ya Çözdük 10 milyon euro Ali Akman'ın şu profili için fazla Ama yerli oyuncu havuzumuzu genişletmek için Bu transferi yapmak zorundaydık Corvette'de de bir tane Yerli oyuncu bulundurmak mecburiyetindeydik Şimdi 23 gol Ali Akman. Arda Güler 17 gol. Arda'yı tabii bir dönem yardımcı forvet olarak oynattık. Bir dönemde forvet arkasında ofansif orta saha hücum olarak oynattık. Yardımcı forvet oynattığımız dönemlerde skor sayısı iyiydi. Bakalım son 5 maçta ne yapmış? 3 gol 1 asistlik performans göstermiş. Fiziksel olarak artık bundan sonra daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Ama şu pası 15 görmek istemiyorum artık. Bu pasın da şöyle ilk kontrol gibi mavi olmasını bekliyorum ki önümüzdeki sezon ilk devre bitmeden de bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Endrik 13 gol, forvetle oynattık, sağ çıktı oynattık. 13 gol, 13 asist, çok iyi bir katkı bence. Andreas 12 gol, 13 asist. Arda yine 17 gol, 10 asist. bayağı bir asist sayısı çeken oyuncumuz var. Diğer gol dağılımları da işte 3 5 gidiyor bayağı bütün takım skora katkı yapmış. Asistlerde Endrik, Andreas ve Alan Varela 13'er asist yapmışlar. Ertan 11 asist, Arda Ferdi 10 asist, Satriano 7 asist. Burada Ferdi'nin şöyle bir olayı var. Bakın, Ferdi'nin profili çok üst düzey değil ama bir bek oyuncusuna göre gerçekten, özellikle driblingi içe doğru kat ettiği zaman ve sağ kanada oyunu yönlendirdiği zaman rakibin dengesini de alt üst ediyor. Aslında profil çok öyle üst düzey bir profil değil. Hatta biraz daha açık konuşayım, böyle bir bek oyuncusu alma imkanım olsaydı almazdım. Çünkü profili bence gerçeği de yansıtmıyor. Ee, yaş ilerlediği için gelişme konusunda da e, çok verimli olduğunu söyleyemeyeceğim. E, ama Ferdi yine oynatıyoruz. Katkısı da bence gayet iyi. İşte bir gol, on asistlik katkı sağlamış. E, şimdi kadro planlamasında ne yapacağız? Bundan bahsedelim biraz. E, Satriano gidecek gibi gözüküyor. Yine izlemeler başladı. Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham. Ama bizim Satmayı düşündüğümüz tutar belli. 70 milyon euro. Piyasa değeri de 70 milyon euro belirlemişiz burada. E, 70 milyon euroyu veren Satriano'yu alır ki Satriano komple bir oyuncu zaten. Fenerbahçe'de biz Pedro'yu gönderdikten sonra Satriano'ya baktık. Pedro ile çok örtüşüyordu profilleri bence. Hala da öyle düşünüyorum. O yüzden Satriano'yu aldık. İki, bir buçuk sezon mu oldu? Yok, i̇ki sezon diyebiliriz. Yani adam geldi çatır çutur. İki sezonda e, skor katkısını oyuna katkısını zaten biliyoruz ve şimdi de eğer satılırsa zaten e, satılmadan önce listemiz vardı. Twitter'da da paylaşmıştım bir 20-25 tane santrafor oyuncusu vardı. Artık onlardan birisine yöneliriz diye düşünüyorum. Ali Akman zaten bize gelecek. Erten ve Andreas sola çıktı. sol açıkta. Sol açık oyuncu almamın bir anlamı yok. Erten, Andreas oradaysa artık götürürler ki e, Erten de artık oyununu ilerletti, büyüdü. Yani 17 yaşında olacak ve tecrübe olarak da epey bir şeyler kat etti. Hadi şurayı kullanalım değil mi? Evet. Kaleden mi başlıyoruz? İyi e, peki. Kalede herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Marco karneşetçi e, Muhammed Şengezer ve Furkan bence ideal üçlümüz bizim. E, kalede bir tane yıldız var. E, Marco karneşetçi muhteşem bir kaleci. Ha, ama kaybedersek planımız var mı? Kesinlikle var. E, bir tane sizin bildiğiniz ilk oyunun başlarında baktığımız bir tane Norveçli kaleci vardı. E, yani ona yönelebiliriz. Henüz genç şu an Hatta birlikte bakalım aklımızda kalmasın takip listesi e, neredeydi bizim o oyuncumuz şurada bulabilirsek yaş sıralamasında bulabilir miyiz e, volt muydu yok volt değildi bunlar değil bunlar yeni ha tokil sen e, şimdi bu arkadaş 21 yaşında şu an bir yere transfer yaparsa oradan olamayız ama şu an alıp e, bir senede Gerçi bir sene kulübüne kiralamaya gerek yok aldık karnaşetçiye işte 40 milyon euro civarı bir teklif gelmezse satmayız Bunu da kiralık göndeririz ki hemen kiralık alırlar bence yapalım ya bu bu işi yapalım yani bu 1-2 sene sonrayı kurtaracak bir hareket olacak Yüzdeyi kaldıralım direk 2 milyon euro isteyelim verelim ne istiyorlar 10 maç 400 bin euro istiyorlar Ya şimdi adamları da kazıklamayalım abi büyük kulüp değil bunlar bu oyuncuları satıp biraz para kazanacaklar ki yeni oyunculara yatırım yapsınlar. Şimdi yani o kadar vicdansızlık yapmayalım. Şuraya 2 milyon euro vereyim. Şuraya da 500 bin euro yapın. 5 milyonu vereyim. Bak helal hoş olsun. Aynen. Kulüplere bakış açımız bu artık. Abi paramız var. Böyle böyle adamlar para kazansın yani. Çarpmaya gerek yok. Ha Brentford'dan almaya çalışsaydık ki artık alamayız zaten. bunu yapmazdık şimdi. Kaleci işini çözdük diye düşünüyorum. Yine genç bir kaleci. Gelişim açık. Eksikleri var ama çizgi kalecisi muhteşem. Çeviklik, pozisyon alma, refleksler, konsantrasyon, ön sezi. Harika bir kaleci yani çizgide. Bölge hakimiyeti 13. Çok kötü değil. Hava topları 16. Yani ani çıkış falan tam bir libero kaleci. Ayağı çok iyi değil ama iletişim güzel. Bence Karneşetçi'den sonra da yine kaledeki seviyemizi çok fazla düşürmeden hatta belki aynı seviyede tutarak devam edebileceğimizi düşündüğüm bir kaleci inşallah araya giren olmaz ve bu kaleci işini de kalıcı olarak çözmüş oluruz. E tabi bu kaleci işini şöyle kalıcı olarak çözeceğiz. Karneşetçi satılmazsa Torkil seni kiralık göndereceğiz. Gitsin 2 sene kiralık oynasın bir yerde gerekirse. Sağ bekte ilk seçenek Brightosai Samuel sonra Mert Müldür var. Ferdi Kadıoğlu 3 seçenek hem sağ bek hem sol bekte kullandığımız oyuncu değişiklik yapacak mıyız burada yapmayacağım bence Yapmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum Aslında var yani Birinci sınıf bir sağ beke ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben ama Mert yerli oyuncu havuzu harici de Mert tarzında bir beki ben zaten alıp kullanırdım Mert Müldür tek başına oraya götürür mü? Bence götürebilir ya Ama bir seviye daha iyisini bulursak da hiç düşünmeyiz Bright Osai Samuel'e gelecek teklif olursa Fulham Nottingham Forest yani şöyle bir 20 milyon euro civarı 15 milyon euro civarı bir ücrete e, Osai Samuel'i göndeririz atletizmi birinci sınıf ona söyleyecek hiçbir şeyim yok ama e, Savunma konusunda bize zafiyetler Çıkardığı bazı durumlar oluyor orada sıkıntı yaşıyoruz stoperlerimiz zaten Gırla stoper var Diego Costa e, son gelen stoper Burada gözden kaçırmamak lazım Talha Bayer isimli bir genç stoperimiz var Bence stoper almayacağız artık Talha altyapımı Altın Ordu'dan almışız. Bence artık bu sene çok fazla şans veremedik. 4 maçta oynamış. Önümüzdeki sene Talha'yı daha fazla süre aldırıp gelişimini sağlamamız lazım. 3,5 yıldıza varan bir şeyi varmış. E, potansiyel ihtimali varmış. Bence takım seviyesinde kötü olmaz. Şunu söyleyeyim. 3,5 yıldız normalde çok düşük gelebilir ama stoperlerde ve bazı oyuncu bazı mevkilerde şöyle bir olay var. Sadece savunma ve fiziksel özellikleri iyi olursa oyuncunun gerçekten mesela 125 mevcut yeteneğe sahip bir stoper, pasör değil ama normal bildiğimiz dümdüz saht stoper diyelim. Çok iyi profillere sahip olabiliyor. Talha'da da o o kumaş var. Bakın pas işte teknik konuları falan fena değil ama iyi değil. Ama zihinsel özelliklerine bakıyorsunuz. 17 yaşında hiç fena değil. Gelişim gösterirse ki fiziksel olarak da bence Kullanabileceğimiz bir stoper seviyesine gelir. Geri kalan oyuncuları biliyorsunuz zaten. Koray artık burada listede en son sırada. Herhangi bir oyuncunun satışına e, istinaden de bekleri e, stoperleri almıştık. Gelecek tekliflere göre de değerlendirebiliriz. Sol bek e, yani Ferdi, Perot, Eren. Burada da birinci sınıf bir sol bekimiz olmadığını farkındayım ben. E, yani Perot iyi idare etti o geçiş sürecinde kötü bir bek mi? Hayır değil aslında. Baktığınız zaman da profili gayet iyi. Ama bir seviye daha üstünü bulursak affetmem. Alırım diye ama zihinsel olarak falan da iyi. Atletizmi biraz daha iyi olsa birinci sınıf bir bek olurdu. Çünkü ayağı falan çok temiz bu oyuncunun. Şöyle yapalım böyle devam edeceğiz. Burada ekstra bir şey gözükmüyor şimdilik. Ön libero'da Varelamız var. Omar Soleti orta sahaya katabiliriz belki ya. Gerçi bir dakika. 4-2-3-1'e dönmüştük değil mi? Evet. Orta sahada e, yani şurada Arda olmaz tabi Ferdi. Burada Crespo evet bu e, orta saha kurgusu da fena değil bence. Varela, Crespo, Gomez bu üçü hem savaşçı hem iki yönlü orta sahada oynayabiliyor ki İsmail Yüksek de buraya dahil edilebilir. Çok sıkışırsak Elif elmasla ve Arda Güler de orta sahada iki yönlü orta saha e, rolünde kullanabileceğimiz oyuncu grubunda Forvet arkasında Arda var, Elif Elmas var ve Isak Vural burada kullanılabilir. Sağ açıkta Endrik birinci sırada bence, kesinlikle Endrik sağ tarafta artık emanet edeceğimiz oyuncu. Ardayı kanatta düşünebilir miyiz? Ee, şu anlamda düşünebiliriz. Ardayı sağa atıp İrfan gibi etkinliğini orada kullanmasını sağlayıp Forvet arkasına da Elif Elması değerlendirebiliriz. O sayı kaldırdık. Evet, Endrik Andreas Arda olabilir. Sol açıkta andreas şöyle Erten'i atalım buraya Elif elması da dahil edebiliriz Pardon andreas birinci sırada Evet Elif'i de bir tık yukarı atalım buraya bu şeyi Elif'i de dahil edebiliriz bu arada en uygun da Elif elması var mı Evet var Evet Elif elması da burada sağ açıkta değerlendirebiliriz ki oynattığımız dönemlerde vardı Forvet. Ali Akman zaten geliyor. Thiago Çukur'u çıkardık. Burada ihtiyacımız yok. Arda'yı da burada kullanmayacağız artık. Andreas'a da şimdilik gerek yok. Satriano, Ali Akman ve Endrik gerekirse Forvet'te kullanabiliriz. Şu an için zaten baktık. Herhangi bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Forvet konusunda da dediğim gibi satış olursa yüklü bir miktarda bir Forvet alacağımız için yani iyi bir para verip 20-25 milyon euro civar bir para verip bir Forvet alacağımız için şimdiden o yatırım yapmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Forvetsiz kalırsak da Endrick'i doğrudan forvete atarız. Endrick'in yerine sağ açığa bir oyuncu bakabiliriz. Bir tek kaleci hamlesi yaptık ve Santrafor'a Ali Akman'ı aldık. Şimdi diğer liglere bakalım. Neler olmuş takip edilen ligler dedik. City İngiltere'de şampiyon. Real Madrid e, İspanya'da şampiyon olmuş. Lig 1 bakacağız ama burada kesinlikle Paris Saint Germain'dir. Evet Lille ikinci olmuş Paris Saint Germain. Şampiyon tamamlamış. Bizim ligi biliyoruz zaten. İtalya seri B'den olmuş. Orayı da merak ettim. Cagliari çıkmış. Salento. İki, Salento kimdi? Verona mı? Yok nereler? Lecce. İsimler de ne kadar güzel yaptılar değil mi? İtalya seri A'da şampiyon sürpriz var mı? Oha Fiorentina şampiyon olmuş. Juventus ikinci, Milan üçüncü, Inter dördüncü. Juventus toparlamış bu arada. Hiç fena değil. Aa Didier de gelmiş. Pep hocam peki City'nin başında mı? Aynen. Ee, Real Madrid'de Ancelotti vardı. Y yeni taze görüştük zaten. Bundesliga'da kim şampiyon? Fiorentina'ya da bakacağız. Bayern şampiyon olmuş. Leipzig ikinci. Nagelsmann hala burada. Nerede İtalya seri A? Şampiyon gerek var mı boş ver Ya da bakarız şampiyon de bakarız. Fiorentina'nın teknik direktörü Marcelinho Atletik Bilbao'nun teknik direktörüymüş. 2021-2022 yılında 2022'den beri Fiorentina'nın başında ve adam takımı şampiyon yaptı. Helal olsun hocam. Yanınıza geleyim çırak alın beni. Şampiyon ship'te bakalım. Brighton 98 puanla şampiyon olmuş. Dezerbi mi? Yok. Broncos gelmiş. Dezerbi çok erken göndermişler Dezerbi'yi. Takımda geçirdiği zaman hiç yokken mi göndermişler? Nasıl yani? Lig istatistiklerine bakalım. İlginç bir şey var mı? Zaten bütün istatistiklerde zirvede biz varızdır ama. Evet, Türkiye Süper Ligi dedik. Aa bir dakika Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Kim aldı elimizden Şampiyonlar Ligi'ni? Mikrofonu şöyle bir düzelteyim. Evet. Manchester United Borussia Dortmund'u eleyerek finalde kupayı almış. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'ni almış. Chelsea de Napoli'yi yenerek konferans ligini almış. E, bütün kupalar İngiltere'ye gitti o zaman. İngiltere Ligi için bayağı başarılı bir durum. Redmond 10 gol atmış konferans liginde. Burada direkt dikkatimi çekti. Ersin 9 maçta gol yememiş. Gezal 5 kez maçın adamı seçilmiş. Enkudu da 4 kez seçilmiş. Beşiktaş oyuncuları konferans liginde kendini göstermiş. Adından söz ettirmiş. Şampiyonlar liginde Sergio Oliveira var. Şey pardon Avrupa liginde Sergio Oliveira 6 asist. Okan Kocuk da 10 maçta gol yememiş. Burada listeye giren oyuncular. Şampiyonlar liginde de sadece Karneşetçi var. Gol yemediği maç sayısı 8 olarak Burada oyuncular arasında listeye girmiş. Şu ortalama puanlarda tabii Karabağ, deri stili oyuncular var. bunlar çok önceden elemelere girdikleri için bazen bazı maçlarda muhteşem oynuyorlar. Seviyesi düşük Şampiyonlar Ligi elemesi ama seviye olarak düşük maçlarda şovlarını yapıyorlar. Ondan sonra böyle kendileri listeye giriyorlar. Bence buradaki istatistikler tamamen gruplar, grup aşamaları ve sonrası için olmalı. Çünkü yanıltıcı bilgiler verilebiliyor burada. Mali duruma göz atalım. 25 milyon euro transfer bütçemiz varmış. Ama maaş bütçemiz oldukça fazla. 70 milyon euro gösteriyor. ayrılacak iki oyuncunun da hani bir 5 milyon euro falan civarı bir şey yer açacağını düşünürsek 52 milyon euroya düşecek ama yine de bizim istediğimiz seviyelerde değil. Daha yüksek seviyede oyuncu alma konusunda biraz daha para ihtiyacımız var. Hemen yönetimden talepte bulun diyeceğiz. Mali durum Transfer Bütçesinin kullanım yüzdesini yükselt diyeceğiz bu sayede şurada transfer bütçesinin yüzde 55 kadarı kullanılabilir Diyor ya Yani sattığımız oyuncunun yüzde 55'i bize Transfer bütçesi olarak geliyor ve bunu kabul ederlerse Sattığımız oyunculardan iyi paralar kazanacağımız anlamına geliyor yani doğrudan doğruya harcayabileceğimiz para Anlamına geliyor O torkilsen görüşme yapmayı istekli sayılır ama Barça'da varmış bak burada ilgilenen Transfer olmayı daha fazla istediği kulüp varmış ee, Şimdi görüşmelere başla dedik yedek ee, tamam 1 milyon euro veririm ben sana Ben sana 1 milyon euro veririm sözleşme pazarlığı yap dedik 600 bin euroları bekliyor kaç para maaşı oluyor zaten çok düşüktür 58 bin ben sana 1 milyon euro ver biri bana 58 bin euro kazanırsa 1 milyon euro verse var ya Madde ekle ee, şurada serbest kalma bedeli değil de, evet, sözleşme uzatma opsiyonu 3 yıl kabul eder mi? Şartları öner diyelim. 1.22 milyon euro istiyormuş. Oh, yıllık maaş artışı %10. on. <laughs> İlk teklifiniz temsilcisi olduğum oyuncunun talebinden çok uzak. Eğer makul bir teklif yapmazsanız görüşmeleri sonlandıracağız. Tamam ben size makul bir teklif yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Ben anladım senin kafanda. Barça da niyetlendi sana. 1,5 milyon euro önereyim. Temsilci, temsilciye parayı verdim mi abi? Her şeyi yapar temsilci ya. Tamam. Madde ekle desek şöyle yapalım. Sözleşme uzatma opsiyonu da bir yıl olsun. Evet bak ne kadar güzel oldu değil mi? Ancak gelen bütün teklifleri değerlendirip son bir karar verecek. E tamam 1.5 milyon euro verdik. Temsilciye para verdik. Evet 4 yıllık sözleşme. Ee, i̇nşallah Barcelona teklifte bulunmaz. İlgile i̇lgileniyormuş bu. Evet şurada gördük İspanya birincilik. Sen ne yapacaksın ki Torquil seni? Ne yapacaksın? Ters de gene falan. Ola 33 yaşına gelmiş. Onlar da kovalıyor işte kalecileri. Bu sene en fazla satılan forma Satriano'ya ait. Sonra Ferdi, Elif, Ali ve Andreas Schaldrup. Vallahi Ferdi'nin forması bayağı satılmış. Taraftar seviyor Ferdi'yi ya. Takımda kalacak o zaman. Önümüzdeki sene A takıma çıkartacağımız bir oyuncu olabilir mi diye düşünüyorum ve Mustafa Erkan Yönter var. Sağ açık kullanabileceğimiz bir oyuncu. E alalım mı Solda bir tane genç var, sağda da yani Endrik, Andreas onları sağda oynatabiliriz acaba Yeni bir oyuncu almak yerine genç bir oyuncuya mı şans verelim bence şans verelim neymiş son iki ayda teknik özelliğinde biraz gerileme Yaşanmış Ben seni A takımı alayım Mustafa Tamam mı A takımla birlikte şans verelim bakın en az 10 maç en az 10 maç oynatmayı deneyeceğiz seni. Bu sene bir de altyapı sorumlusu alacağız kaliteli bir altyapı sorumlusu almamız lazım Tahir hocam Hani 3 sene seninle devam ettik yardımların için çok teşekkür ederim biraz duygusal davrandık Tahir hoca için ama artık altyapı sorumlusunu da değiştirip biraz da bu Altyapıya gelecek dahil edilecek oyuncuların hani nasıl diyeyim tercih tercihlerin biraz daha olumlu yapılabilmesini etki edebilecek bir durum gençlerle çalışma Evet önemli gözüküyor ama bence daha çok işte oyuncu potansiyeli değerlendirme yetenek değerlendirme. Ee, bu kısımlar önemli olabilir bu e, oyun anlayışı bizim e, Takımın oyun anlayışına ne kadar yakınsa O kadar da gelecek oyuncularda etki edebildiğini düşünüyorum ben bunlar da önemli birinci derece olmasa da Yine de e, Gelecek gençlerin Gelecek gençleri etki eden ya yani seçilmesini etki eden özelliklerden birisi e, Tahir Karapınar yerine bir tane de altyapı sorumlusu alacağız antrenör ekibini geliştirmeye devam edeceğiz e, Şimdilik haberler bu kadar Bakalım transfer dönemine artık giriyoruz. Haziran. 8 Haziran ne zaman açılıyor? Evet 17 Haziran'da transfer sezonu açılıyormuş. Artık ondan sonra da transfer hamlelerine hep birlikte bakacağız. Yeni altyapı sorumlusu arıyoruz şu an Rodrigo Diaz'ta da e, karar kıldım buradaki filtreleri ben yaptım bu arada hani şuradan sağ tuş tıklayıp üstüne ekle deyip taktiksel bölümden istediğiniz e, taktiksel detayları seçip burada sıralayabiliyorsunuz burada Rodrigo Diaz benim ilgimi çekti hem diziliş olarak işte oyun sistemi oyun anlayışı olarak da e, aşağı yukarı yakınız birbirimize biz tabi hücum dil dengeli oynuyoruz ama hücuma da geçebiliriz. O yüzden şu an için Rodrigo Diaz hem kişilik olarak hem tercih ettiği oyun tarzı olarak bize çok yakın bir hoca gibi geldi gözüme. Kararlılık, 16 motivasyon da çok iyi futbolcu idare yeteneği de güzel. Zaten bizim için önemli olan şu potansiyel değerlendirme yetenek. Buradaki oyun anlayışı bize yakın, diziliş bize yakın. Bizim takımımıza daha yakın oyuncuların artık e, tercih edilme ihtimalinin arttığını düşünüyorum. İmza attır diyelim bakalım anlaşabilecek miyiz? O arttır arttır 365 bin euro. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hocam Şampiyonlar Ligi şampiyonu olalım. Tamam mı? Ben sana 100 bin euro prim vereceğim. Şartları öner dedik. Kabul etti hocamız. Evet. Ve Tahir hocamla e, yani yollarımızı ayıracağız. Yapacak çok fazla da bir şey yok açıkçası. Kaliteyi arttırmak mecburiyetindeyiz her zaman. Şunu da hemen ekleyeyim. Yeni bir haber daha geldi. Transfer bütçesi %55'ti. %70'e çıkardı başkan. Yani sattığımız oyuncunun bonservis bedelinin %70'ini harcayabileceğimiz şekilde bize sunacaklar. Bu da bir avantaja dönüştü. %15'lik bir fark. Fena sayılmayacak bir fark bence. Varela'ya teklif geldi. 25,5 milyon euro. Brighton teklifte bulundu. Şimdi 2 yıl sözleşmesi var Varela'nın. 25,5 milyon euro fena bir para değil ama Şimdi Varela'yı satıp hemen yerine bir orta saha oyuncusu kovalamak e, istemiyorum açıkçası. 25.5 milyon euro fena değil ama bir 30 milyon euroları görelim e, düşüncesi de var. Gerçi üzgünmüş. Yeni sözleşme istiyor. Aslında sözleşmesini uzatsak takımda da kalır. Şu an 793 bin euro maaş veriyormuşuz. Sözleşme görüşmelerine başla desek görüşme Bir bakalım bir sözleşme sözleşme olayına girelim bakalım. Derin oyun kurucumuz yok bizim abi. Kaldır ve pazarlıktan çıkar. Böyle bir olay yok. Devam et dedik. Ne istiyor? 3 nokta yani normal yıllarca adamı 780, 780 bin euroyu oynatmışız. Peki şu 3 milyon euro seviyelerinde tutabilir miyiz seni? Ee, 450 bin euro burada versek. Şöyle bir şartları öner Yok düşmüyor. Şöyle yapacağım. 3 milyon euro böyle vereyim tamam mı? 1 milyon euro da şöyle versek sadakat primi. Evet ee, ya en azından 5 yıla bölünmüş yani her yıl 200 bin euro vereceğiz eğer satarsak da Şey kalmayacak tam süperlik şampiyonluğu primi tam şampiyonluk primi de bu her sene mi lan bu arada bu sadece bir sene Mevcut sezonda hariç tutulanlar Şunları da kaldıralım ya Şuraya ver 1.5 tamam Teklifi tamamla diyelim Evet ya, 3 milyon euro makul Teklifi reddet dedik. şu an bizim elimiz güçlü abi bu konuda Varela'yı da kaybetmek istemiyorum daha 23 yaşında çünkü Yani 4 yıl daha sözleşme imzaladık 26'sında satmak daha farklı olur Bence kalsın Devam et dedik Torkil sen geliyor mu Valla fazla maaş verdik normalde bir Kaleciye yedek kaleciye bu kadar maaş verilmez muhabbetim vardır benim 1.5 bir 15 milyon euro çok yüksek bir maaş değil İkincisi gelecek vadeden bir kaleci Kaleci bulma konusu çok sıkıntı çünkü Karnesecciye de teklifler geliyor da işte 15 milyon euro, 16 milyon euro. tabi ilk gelen tekliflere de satmamak lazım. Bu arada da şöyle bir şey var zaten takımların hedefinde 2-3 tane oyuncu oluyor, belki de 4 tane oyuncu oluyor. Her birine gidiyorlar. E, yerine dolduramayacakları bir oyuncu olduklarını düşünürse çok zorluyorlar. Kim? Endrick mesela oyundaki en yüksek potansiyele sahip oyuncu, ihtimali çıkma ihtimali olan oyuncu. Encik'e şimdi şu an teklifler 15-20'lerde gelse işte 2 sezon sonra 60'lara falan çıkabilir ki 7 yıllık sözleşmesi var bizimle İster kalsın ister seve seve ister seve seve kalsın 7 yıl bizde kalabilir. Gomez'e teklifler var 21 milyon euro veriyorlarmış Gomez'e Chelsea istiyor. Ee, yok Gomez'i de satmam orta sahadan memnunum ben Gomez'i de satmayacağım teklifi reddet de demeyelim de yani uçuk rakamlar isteyelim yani bir şeyi arttıralım piyasayı arttıralım Çıkardık abi 45 milyon euro Heh, Tamam şimdi yürü git Hayda Ferdi o kadar övdük böyle önemli falan dedik Ortalama puan da iyiymiş aslında Adam gitti ya baksana 3-4 hafta yok bak 4.62 maç başına top kesmesi var işte başarı burada En başarılı olduğu yer herhalde bu ama adam bir ay gitti yani ben seninle hiçbir sıkıntı konuşmak istemiyorum. 20 milyon euro yaz, ya bu takımdan öyle bir oyuncu çıkamaz yani. Avrupa Ligi sıralamaları açıklanmış. Türkiye 2 sıra yer değiştirerek 12. sıradan 10. sıraya çıkmışız. Güzel. biz ne yapmışız? 17 basamak yükselmişiz. 21. olmuşuz. Sıralamalara bakalım. İlk 50'de Türk takımı yoktu. Fenerbahçe var 21. sırada. Burada Galatasaray 41. sırada ki oyunu simüle haline göre bence gayet başarılı. Başka da ne yazık ki ilk 50'de takımımız yok. Bizim hedefimiz ama ilk 15 falan. Yani Leipzig, Villarreal, Porto, Lazio yani bunlardan birinin yerini alabiliriz bence. Daha zirveye de çıkabiliriz ilerleyen yıllarda. Daha zirveye çıkmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? İşte sol bekte Perot değil abi. Birinci sınıf sol bek kovalayacaksınız sağ stopere de. Stoper e de. Her yere birinci sınıf oyuncular alıp koyacaksınız ve seviyenizi yükselteceksiniz. Gözümüzün önünden oyuncu uçup gitmiş baksana. Liverpool'a bakıyordum ne var ne yok diye altyapıda bir şey bulabilir miyiz diye. Göztepe'nin altyapısından çıkmış Liverpool'a transfer olmuş ve gözlemlemişiz. Hani %100 gözlem şeyimiz var bilgimiz var oyuncuda. Takip listemizde değilmiş takip listesini ekleyelim. Demek ki ilk gözlemlediğimiz zaman potansiyel yetenek çok yüksek değildi. Buna hep Bundan hep bahsediyorum. Hani gözlemciniz size ee, yani potansiyel yetenek 3 yıldız 3.5 yıldız ama ilerleyen dönemde bazen değişkenlik gösterebilir e, diye. Evet şu an <laughs> bayağı bir değişkenlik göstermiş. Teknik kapasitesi falan bayağı iyi olmuş bu oyuncuya. 6.2 milyon euroya. Sene de hiç dikkatimizi çekmedi. 33 maçta görev almış aslında ilk 11'de de oynuyormuş. Liverpool basmış parayı almış. Vallahi helal olsun ya. Neyse bizim de gençlerimiz var ya biz de güveniyoruz onlara kapıştırırız ileride sizinle. Antonikası ile görüşüyoruz. Teklif yaptık 12,5 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Kadroya katabileceğimiz iyi bir oyuncu. Hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabiliyor. Savunma yönü gayet yeterli orta yapması çok iyi, pas oyununa da yatkın, fena değil. Atletik yapısı da hiç fena değil. Hava toplarında da bir hakimiyeti var ve çok büyük bir e, çözüm ortağı oyuncu. Sağ bek, sol bek, stoper her yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu. 12,5 milyon euro teklifte bulunduk. E, belirgin bir zam yapacak, ya, zam yapılması bekleniyor. Rotasyon oyuncusu olarak oyuncuların mevcut maaş ortalaması 1,5 milyon euro ama bu en az 3,6 milyon euro diyor. Rotasyon oyuncusu diyormuş ama ilk 11 yapalım. En azından biraz maaş şeyini arttırabilir miyiz? Böyle yapınca 1.5 milyon euro yıllık. Neyse vaatleri öner diyelim bakalım ne diyecek. 4.74 evet. Primi kaldırdık. 4.74 yerine 3 milyon euro para verip şuraya da imza parası değil aslında o biliyorsunuz. Temsilcine biraz para yedirsek ne olacak? 4.3 milyon eurodan aşağı yani 3 milyon euro bu tarz bir oyuncu için bence yeterli. 2.5 milyon euro. Bu İmza parası değil aslında sadakat primi. Görüşmeyi terk et diyoruz. O zaman yani yapacak bir şey yok. Anthony Kasi iyi bir oyuncu olabilirdi bizim için ama ne yazık ki olmadı. Karneşetçi'ye teklifler var. Arsenal ciddi bir teklifte bulunmuş ama istediğimiz değerlerde değil. Yani ben daha böyle 40-45 milyon euro civarı bir paraya vermeyi düşünüyorum. Şöyle 41 milyon euro diyelim bakalım. Şartları öner dedik. Evet kabul etmediler. Ama hani bahsedilen paralara da bu oyuncuyu vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Piyasa değeri 19 milyon euro civarı diyor. 22-28 evet biraz hareketlendi piyasa değeri en azından şimdi. Bu teklifler geldikçe biraz daha artacaktır bu oyuncunun piyasa değeri. Böylelikle daha yüksekler yüksek teklifler gelmeye devam edecek. Döndük dolaştık ve sol bek bakıyoruz. Ee, burada Ryan Ait Nuri var. 12 milyon euro 12 buçuk milyon euro civar bir parayı alabiliyoruz şu an bayağı bir kulüp kendisine teklifte bulunuyor ya Bulunacak bence savunması da hücum yönü de atletizmi vesaire der çok dengeli bir oyuncu ve Kesinlikle ihtiyacımız olan bir oyuncu Rıdvan var Kullanabileceğimiz Rıdvan da fena bir oyuncu değil Ama transfer listesinde değil şu an Fabio Muza bu gözlemlediğimiz genç oyunculardan birisi Anthony Robinson 30 milyon euro buraları veremeyiz. Anthony zaten Everton'a gidecek büyük ihtimalle 4 milyon euroları istemişti. Bu ilerme Arana var. Sol bek yine kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ama maliyet olarak baktığımız zaman da sanırım şu an için Ryan Ait Nuri çok mantıklı gözüküyor. Kerim Çalhanoğlu da iyi bence ama bizde zaten Eren var. Hani rotasyonda kullanabileceğimiz Baker olmamıştı Stanisic Jamal Lewis de olmamıştı bir, e, Yani Bu tarz oyuncularda da maaş karşılama konusunda biraz problem var diye düşünüyorum ben 12-25 Hadi bakalım Eğer bu transfer gerçekleşirse zaten şey yaparız e, Perot'u e, listeye koyarız veya başka bir oyuncuyu yani Perot da güzel bir oyuncu ya bu arada kötü değil yani bizdeki performansı da çok problem değil. Yani şurada devre arasında gelmişti. Tabi Ferdi, Eren karışık oynattığımız için çok da performans göremedik ama ben e, Perot'tan da memnunum. Ama tabi Ryan Ayit Nuri mi Perot mu derseniz Ryan Ayit Nuri bir adım daha önde bu durumda. Neyse biz teklifimizi yaptık. Aa, çok güzel. Çok güzel. Görüşmelere başla diyelim. Rotasyon oyuncusu. Minimum serbest kalma maddesini istemiyorum. Rotasyondan da ilk 11 oyuncusuna çıkartalım. Maaş ne istiyorsun? Çok oğlum sen ne ne diyorsun ya? 5 yıl sözleşme, geç bunu. Ben sana 2 milyon euro vereyim. Şuradan da bir 100 kağıt vereyim. 5 yıl sözleşme yapalım. Ne olur gel. Şu an e, tamamen bulunduğu kulüpten kurtulmaya çalışan bir oyuncu var karşımızda. Ve doğrudan doğruya bu adamı almak elimizi çok rahatlatacak bence. Levante'ye gidiyormuş. Ua wow, Neves kiralık. Ya burada da aslında şimdi tek tek bakıp fırsat transferleri bulabiliriz. Şöyle yapalım. Trans, transferlere bakacağız. Oyuncular dedik. Transfer bize transfer olmaya sıcak bakıyor. Transfer listesinde olan oyuncuları ekledik. Tamam dedik burada e, Yani piyasa değerleri tabii çok sıkıntı ama En azından Gözlemcilerimizin e, öneri sırasına göre sıralarsak 41 milyon euroya transfer listesindeymiş Rikkiye çok iyisin ama çok pahalısın Hugo Larsson 1.9 milyon euro bonservis bedeli e, Bizim gözlemcilerimiz tam not vermiş bu arkadaşa henüz 21 yaşında ve Mönchengladbach'ta oynuyor yani çok ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Hava toplarında bir hakimiyeti var ama kafa vuruşu kötü. Atletik yapısı fena değil merkez orta saha oyuncusuna göre. E, yani çok etkili bir oyuncu olduğunu görüyorum. Süperlik için ama. Bir adım öteye götürür mü? 2,5 buçuk yıldız e, mevcut yetenek 4 e, yıldız olabilirmiş. Yani biraz daha gelişim gösterebilirmiş. Yani çok heyecanlandırmadı ama fena bir adam da değil. Onu da belirtin. 1.9 milyon euroya alınır bu arada ama ee, Yakup var 16 milyon euroya. Ee, Valla vallahi bir şey söyleyeyim mi? çok güzel transfer olabilir. Atletik yapısı iyi. Hava toplarında güzel hakimiyet kurabilir. Top kapma biraz düşük 13 ama ayak kontrol olarak e, iyi. Yani ayak kontrolü, teknik, vizyon, pas, ilk kontrol falan bunları iyi Dribling de iyi. E, kafa vuruşu da fena değil. Zihinsel olarak da çok dolu dolu bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Agresiflik konusunda eksiklikleri var eyvallah ama bence alınır ya. 16 milyon euroyu ben de teklif yapacağım. Şartları öner dedik. Bu toplara girelim artık. Ya zihinsel olarak da iyi bir oyuncu. Ben e, kalitesini beğendim yani Yakup Kivior'un. Güzel oyuncu. Kişiliği kararlı. Genç oyuncuları da yitir. Aa Zanoli kaç para? 1.8 milyon euro transfer bedeli. E, 24 yaşında ama yok ya gelişim falan yok Zanoli. Geçtik. Lianko yani 28 yaşında almayacağız artık. Seni seni bir kaçırdık elimizden artık soğudum. 26 yaşında Faslı bir orta saha oyuncusu kanatta da oynatabiliyormuşuz. Fena değil ama istemiyorum bu tarz bir oyuncu. Geçelim. Çağlar var. Kaç para çağlar? Kaç para bir çağlar? 30 milyon euro. Kariyerinde bir değişiklik için ayrılmak istiyormuş Çal. Ama 30 milyon euro da çok ya. Yani daha düşük bir paraya verirseniz şöyle 15 vereyim. 29 yaşında zaten ya. Sofyan Amrabat ee, Lazio'da Fiorentina'dan ayrıldı. Adamlar şampiyon oldu. Gonçalo Borges Porto'da bu da 24 yaşında ama zihinsel olarak çok zayıf. Burada tabii biz kendi gözlemci raporlarına göre bakıyoruz. Arada çok daha iyi olan oyuncular olabilir belki ama onlarla alakalı şu an için bilgimiz yok. Sabek yok ya. Mert Müldür'den bir ekstra bir artın olduğunu görmüyorum. Ama bu uzun isimli adamlar iyi oluyor ya. Bir de Danimarkalı falansa kuzeyli ise iyi olmuyormuş her zaman. Demek ki tamam burada bir şey daha öğrendik. Leonardo Real P. O Michael Jackson gibi adamsın yemin ediyorum ha. Belki başka bir kariyerde. Dean Henderson geç abi. Stefano Sensi. 29 yaşında Abi fiziksel olarak çok kötü. Yoksa bir Polonyalı daha mı geliyor? Ofansif oyun kurucu diyor da artık bizim seviyemizin altında yani bu orta saha oyuncusu olmaz. Maniani e, geçtik. Ali Yavuz Kol mu? Şöyle piyasa değerine göre sıralayalım neler varmış. Yüksek bonservisli oyuncular da var. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın ya. 45,5 milyon euroya transfer listesine koymuşlar da. Ya İngiliz oyuncular, İngiliz takımları biraz abartıyor bu işi ya. Çok da dikkate almamak lazım. Yakup Moder sen ne istiyorsun? 22 milyon euro. Lincoln, Leeds. Hadi canım kaç para satıyorsunuz? 20 milyon euro mu? Bizden kaç almıştınız? 20'ye almıştınız. 20'ye satıyorsun Oynamış mı? Fena değil yalnız. Premier Lig'de 28 maç. Vallahi ya, yani gerçi 27 maça sonradan girmiş. O da ayrı bir olay ama. Aa Unai Nunez iyi bir savunmacı. İyi bir stoper. Kaç paraya satıyorlar? 18.5. Lucas Tosart valla güzel. Hava topları falan iyi. Savunmacı, savaşçı oyuncuyu gözle diyelim. Listemizde olur. Kiviora konuştuk. Abdallah Sima bitiricil. Aa bu şeyde değil miydi ya? Ee, nereden gitmişti bu? Yine sallıyormuş. Ha, an... yo doğru doğru. Slavya Prag aynen doğru. Doğru. Gözde diyelim. Pivot. Ersin hocam. Selamlar sana buradan. Pivot Santrafor sevdanı bana sıçrattın. <laughs> Vegas'ı geç. Balogun, Lianko, Dean Anderson, Lucas Roberto. Fulham'ın orta sahası da şu an için öyle bir oyuncuya da ihtiyacımız yok. Yok ya şu an. Brian Gill. Evet kaç para? 12 buçuk milyon euro. Çok sükseliydim be ilk çıktığında. Bir kariyerdeye kiral gibi bir şey yapmıştım yani. Ee, Felix Udoka'yı evet stoper. Ee, Ryan Ait gözümüz var. Moriba mı? Ne kadar? Aa 10 milyon euro mu? FM23'te ne durumda bilmiyorum ama yani bence düşünülmeden alınabilir ya Moriba takım oyunu falan ya forvet arkasında deneriz abi atletizme baksan adamı kanata evir kanata kanat oyuncusuna eviririz bu adamı ya olmadı kimler izliyor takip listesine ekleyeyim ben bunu aynen Moriba'yı da alabiliriz evet güzel bir transfer olur bizim için biliyor musunuz Moriba çok önemli bir oyuncu Toti Malen mi 26 ya abi yıllar ilerledi artık Malen falan 26 hava topları niye olsa Malen 10.20 milyon euro şey yapalım bir gözlem yapalım seni takip listesine de ekleyelim. Evet golcü, kanat oyuncusu ihtiyaç olabilir kimin ne teklif vereceği hiç belli olmaz çünkü değerliyi geçtik. Alan Rodriguez 25 yaşındaki her yerin oyuncusu ama yavaş biraz. Biz hızlı geçiş oyununa ayak uydurabilecek bir oyuncu düşünüyorum. Bir de yani atletik yapısı içinde takımda bir Arda'nın düşük o da üstünden başından teknik akıyor her yerinden. Ben yani ikinci bir oyuncu şeyi taşımak istemiyorum yani Arda da her sene Geliştiriyor fiziksel olarak da kendini 24 yaşında Muniz e... hmm, Atletik yapısını merak ediyorum Hava topları fena değilmiş bu arada Takip listesini ekle dedik e, rapor Oyuncuyu gözlemle diyelim Brandon Williams Solbeck Aaa Sol bekimiz var. 10 milyon euro bonservis bedeli konulmuş. Biz yine takip listesine ekleyelim. Ryan Ayit Nuri de çakılırsak bu arkadaş gözümüzün önünde olsun. Sanırım bunu kiralık oynatmıştık bir araya. Yusuf Malek geç. Arthur. Yok ya bizim şu an tercihlerimiz arasında olacak bir oyuncu değil. Fena da bir adam değil ama. Nis'ten bir oyuncu var. Ha, Oral Orel Mangala orta sağ mıydın sen? Evet. Orel Mangara. Fenerbahçe ile anılmıştı bir arada ama. Axel Dissasi'ye bakalım. Çok fazla stoper var elimde ya Dissasi. Ama kavgaya adam lazım olursa seni <laughs> çağırırım. O için kabul edilebilir bir teklif geldi. 17,5 milyon euro. Fulham. Um. E, teklifte bulunuyor. Bu teklifi kabul edeceğim. O çok iyi bir sabek. Evet çok güzel bir oyuncu ama bazı zihinsel özelliklerinin ve teknik özelliklerinin zayıf olması onu Birinci sınıf bir oyuncu yapmaktan uzaklaştırıyor işte ön sezi, karar alma, orta yapma özellikle bir bek oyuncusu olarak. Bunlar çok büyük bir oyunda handikap oluşturuyordu. Atletizmi falan zaten ona söyleyecek bir şey yok. En güçlü olduğu tarafları ama diğer tarafları da yani... Şöyle özetleyeyim. Güçlü olan yönleri çok güçlü. Zayıf olan yönleri de çok zayıf. Arası yoktu. E, yola açık olsun 17.5 milyon euro fena da bir para değil. E, 17.25'miş pardon. E, Fuluma gitti. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. E, teklifler devam ediyor bazı oyuncularımız ama çok düşük olduğu için kabul etmiyorum. Rayan ait Nuri'ye de çok fazla teklif var ya. Yani şöyle baştan aşağı bir bakalım. 3 takım şu an teklifte bulundu. Kulübü de kabul edecek ama sözleşme teklifini değiştir deyip yani şuraya da e, bir temsilciye de biraz arttıralım direkt parayı da. Yani bizi tercih etmesini sağlamak için bunu yapıyorum. Yoksa daha düşük bir paraya da kadroya katacaktık. Siz de gördünüz ama işte yayla kadar sol bekim olsa tek çobanım sen olmazsın diye bir atasözü var. Burada o geçerli. Mecburen biraz iyi bir oyuncu olduğu için işte rahat bırakmıyorlar. O yüzden biz de para basıp biraz Bizi tercih etmesini parayla sağlamaya çalışacağız Güzel haber Ryan ait Nuri teklifimizi kabul etti ve artık Bizim takımımıza katıldı Artık Fenerbahçeli oda ama şöyle bir problem var o say Samuel Gelen teklifi reddetti ee, Yani Fulham'ın teklifini kabul etmedi bu da bizim için bir sıkıntı ne güzel Gönderiyorduk iyi de bir para Gelecekti kulübe ama e, gönderemedik ve bununla birlikte de yabancı sayımızda bir artış Oldu Hemen şeyi satılık listesine koyacağım. Perot şu an takip edilmiyor ama transfer durumu transfer listesinde diyelim. Bedel olarak neymiş? 7 milyon euro mu piyasa değeri? 8.2 diyelim. Evet. Yani bu bu paralara satarız zaten herhalde. Şimdi elimizdeki yer yabancılardan kurtulmamız lazım. Biraz azaltmamız lazım. Şöyle bir diziliş var Aklımda ama Tabi böyle oynamayacağım da olabilir. Böyle oynayacağım çok da düşünmüyorum ama yine aklında böyle bir şeyler var. En azından bir test süreci ligde ölçeriz biçeriz böyle oynayabilir miyiz? Çünkü elimde de çok fazla stoper var. Onların da hepsini oynatmak lazım. Ön libero'ya da farkındaysanız bir stoper attık. Böylelikle 4 stoperi de kullanmış olacağım. Hızlandırılmış dil kursuna gönderelim. Ryan Ayit Nuri. Evet burada. Aa, 18 yabancı oldu. Bizim nerede şu genç sol bek vardı değil mi? Evet Ramiro'yu eklemeyelim tamam şimdi tamam Şimdi Moriba'yla da görüştük 10 milyon euro bir bedel karşılığı Muhtemelen Moriba'yla da anlaşacağız Alex Moriba da gelince inşallah gelir 10 milyon euro ve çok düşük bir maaş istiyor 1.5 milyon euro civarı falan bir maaş istiyor Stoper transferi o Polonyalı stoper gelmedi Real Sociedad'a gitti 6 milyon 6,5 milyon euro e, şey istedi. Maaş imza attı. Aa, Bayern Münih Karneşetçi'ye teklifte bulunmuş. Abi 15 milyon peşin ver. Şurada 20 yapalım 40 milyon euro pazarlık et diyelim. Sakarya Spor iyi istiyor. İlk 11 oyuncusu olur. Ryan Ayit Nuri'den evet gerçekten çok memnunum. 2-3 tane de altyapıdan genç oyuncu çıkardık A takımı en azından bir sezon, bir buçuk sezon gelişimlerini gözlemleyelim. Gözümüzün önünde olsun. Eğer iyi olurlarsa kadroda yer bulacaklardır. Erten mesela bak bu sene kadronun oyuncusu oldu. Omar Solet Valencia ile anlaştı. Yani keşke gitseydi Southampton ile anlaşsaydı. 3 milyon euro daha karımız olacaktı. Ama her ikisinde de sonraki satıştan elde edilecek kardan paydan %20 verdiler. 19 milyon euronun üstündeki tutarın %20'sine orta az bir sonraki satışta kabul diyoruz. 3 tane daha antrenör almamıza izin verdi yönetim bu arada. Şöyle görüyorsunuz epey yer açıldı. 3 tane daha antrenör kadroya dahil edeceğiz. Şöyle antrenörler diyelim. Her sene bakın bu çok önemli. Her sene sezon başında muhakkak bir ya da iki tane antrenör ekledim ve kaliteyi arttırdık. Bu sene artık son vuruşu yapacağız. 3 tane daha antrenör ekleyeceğim. 3 antrenörü kadromuza kattık. Hemen bakalım. Birincisi kondisyon antrenörü Pedro Gomez muhteşem bir kondisyon antrenörü gördüğünüz üzere e, muhtemelen 5 yıldız kondisyon antrenörlüğü yapacak e, Rui Barbosa geldi kaleci antrenörü mevcut kaleci antrenörlerimiz seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yine iyi bir kaleci antrenörünü kadromuza kattık ve Sebastian Longo top kontrolü teknik bölümünde antrenörlük yapacak. Satriano için son teklif herhalde bu 58 milyon euro. 46,5 Tiko para 11,5 milyon euro da taksit halinde ödenecek. Newcastle'ın teklifine rağmen oyuncu Liverpool'a gitmeyi tercih ediyor. şunu bir kabul edeceğim. Burada şöyle bir risk var arkadaşlar. Satriano'nun sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. yani bu sene devre arasında teklif olur olmaz onu bilmiyorum ama sene sonunda bu kadar yüksek teklifler olmayabilir. Çünkü bir sonraki sene sözleşmesi biteceği için çok da yüksek Tekliflerde bulunmuyorlar yani şu tutar 58 milyon euro Benim beklentimin altında açıkçası ama Yine de fena değil e, gözlemci Şapuyuzat geldi Stefan Uzat eski Başarılı futbolculardan birisiydi bir anda gençliğim gözümün önüne geldi Gözlemcilik seviyemizi de yükseğe taşıdık bu sayede e, Bir transfer daha var hemen ona bakalım gönderdiğimiz bir oyuncu var Romain Perodu. 9 milyon euro karşılığında Atalanta'ya e, sattık. Başka Koray Günter gitti. 1.3 milyon euro Rapid Vienna, Omar Solet 19.25'e Valencia'ya gitmişti. Ama bakın burada 27 ve 36 milyon euro hemen çıktı değeri. Sakarya'ya kiraladık burada Ramiro'yu. Bora Aydınlık bedelsiz gitti. Melih de kiralık gitti. Transferlerde 33 milyon euro harcamışız. Moriba, Ryan Ayit ve Ali Akman geldi. 29.5 milyon euro da Para kazanmışız şimdilik gelenler gidenler karşılıyor e, Tabii Satriano'nun satışı gerçekleşirse burada bayağı bir e, Yüzdemiz artacak burada ilk resmi maçlarımıza başlayacağız şimdi Satriano'yu satarsak santroforsuz belki oynarım e, öyle bir oyun tarzı var aklımda şapu Üzat geldi hoş geldin güzel Kardeşim transfer tavsiyesi de iste diyelim bakalım Önereceği oyuncular var mı e, Evet gözlemcilikler devam ediyor gözlemcilik Gözlemcilerimiz devam ediyor çalışmaya. Brezilya'dan sürekli oyuncu bakıyorlar ama tabii bir iki tane aldık oradan oyuncu devamı gelecek inşallah. Ee, şimdi bu bölümü burada noktayım zaten çok uzun oldu. Yani çok uzun oldu derken siz bu uzunluğu hissetmiyorsunuz ama ben dakika dakika yaşıyorum bunu. Ee, ama gerçekten ilgi gösterdiğiniz için bu bölümleri de biraz uzun oluyor. Ee, transferlerde. Her zaman farklılıklar oluyor gerçekten. Mesela o öyle Samuel'i satsaydık 17 milyon euro muydu kaç paraydı? Çok güzel olacaktı. Satamadık. Kendisi kabul etmedi yani. Başka bir kariyerde yine böyle simüle ederken bu kariyerin devamı paralel kariyer diyeyim. Satriano'yu bir önceki sene Newcastle 68 milyon euro verip almıştı. Mesela burada hiç oralara çıkmadılar. Diğer kulüplerin transfer hamleleri de sizin oyuncularınıza yapılacak teklifleri bir şekilde değiştiriyor. Bu olumlu ya da olumsuz anlamda etki edebiliyor. Satriano gidecek muhtemelen. 58 milyon euro da kötü bir para değil. Santrafor alıp almama konusunda çok kararsızım. Aklımda şöyle bir diziliş var. Tabi roller oyun geliştirilir değiştirilir ama şöyle bir dizilişle Santraforsuz bir oyunda bir şeyler yapabilir miyiz diye bir düşünce var aklımda. Hani Kanat bekleri ve ön alandaki 3 oyuncuyu hücumcu yapıp Orta sahayı biraz daha statik tutup 5 oyuncuyla hücum yapıp 2 oyuncuyla destek verip onlara e, Orta sahayı yerleştirdiğimiz an yani yerleşti, yerleştiğimiz zaman hücuma 7 kişi olsak 3 oyuncunun da stoper'in orta sahaya çıkması Çok merak ediyorum e, bunu yapabilir miyiz diye aklımda böyle bir olay var 4-2-3-1 Devam edebiliriz de ama biliyorsunuz ben her sene bir şeyler deneyip değiştirmeyi seviyorum Satriano'nun durumuna bağlı biraz da şimdilik transfer dönemini noktaladık artık resmi maçlarımıza Başlayacağız Başakşehir'le Süper Kupa finalini sizlerle birlikte yaparız Sonraki ilerlemeleri de Ben yine simüle etle geçerim ve şampiyonlar ligi gruplarına falan da bakacağız bir sonraki bölümlerde İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar şöyle Transfer Geçmişini göstereyim En son şuradayız şu noktadayız en son Önceki yıllara da bakalım. Soran arkadaşlar e, var. E, şurada geldik. Bir önceki sene 56 milyon euro oyuncu satışımız var ama hep Kartal oyuncu kiraladık orada. E, ve 49 milyon euroluk da harcamamız var. Bon servis harcaması 49 milyon euro. Yine satışlarımız falan fena değil ya. Bu 50 milyon euroları son 2 senedir alışkanlık haline getirmişiz. 56, 49. Burada tabii ilk sene İyi para harcamışız 37 milyon euro Çok fazla bir oyuncu satamadık ama ikinci seneden itibaren 49 56 bu sene de Herhalde bu 70'e falan 80'e çıkacak diye Düşünüyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yorumlar çok önemli Yorumlarda Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz farklı e, Oyuncu önerilerinde de bulunabilirsiniz ama gözünüzü seveyim Abi sahbeke Max Arons'ı al deme yani alamadık ya bir ben alamadım. Herkes almış çatır çutur millet almış ya. Burada da Manchester City'deydi 56 milyon euroya gitti. Oradan da Leipzig'e geçmiş yani 20 milyon euroya. Bilseydim 20 milyon euro verip alırdım ama yok yani benim öyle bir şansım olmadı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayayım. Ben çok yoruldum çünkü saatler sürdü bu bölüm. Hoşçakalın.